Gübre bitkiyi daha diri yapıyor tabii ki. Hem yeşilini, canlı yeşil. Bir de şöyle gübreler de var tabii. Çiçek açmasına yardımcı olan gübreler de var. Onları da araştırırsanız bulabilirsiniz. Bir de büyütücü gübreler var. Bir de rengi sararıp da yeşile döndüren gübreler var. Yani çeşit çeşit gübre var. İmkanımız olsa havuz sulama aslında en güzeli de onu yani yapabilmek büyük bir iş. Ama sizin evde bitkileriniz az olduğu için havuz sulama yaparsanız eğer çok güzel olur. Sade torf olan yani torf toprağına dikil olan bitkiler biliyorsunuz. Siz su verdiğinizi zannediyorsunuz ama aslında su hemen akıp gittiği için bitki içine su alamıyor. Bitki içine su alamadığı zaman siz suladım zannediyorsunuz. Yani onu bir öğünden saymış oluyoruz. Öyle söyleyelim. Yani bitkinin yemeğini verdik. Verdik mi? Verdik. Ama bitkinin karnına yemek gitmemiş oluyor. Alttan sulama onun için çok önemli işte. O zaman bitkinin karnı tamamen doymuş oluyor. Prenses çamlarına şu an gübre veriyorum arkadaşlar. Bu prenses çamları büyüdü, çiçek açtı. Aşırı uzadı. Biz bunları tekrar kestik. Buna size söylemek istiyorum. Öyle yapabilirsiniz. Şu mavi viyoldekiler. Kestiklerimizin iyilerini tekrar çelik yaptık. Bu alt kısmı tekrar buraya koyduk. O tekrar yeşerecek, tekrar patlayacak. Yani bittiğiniz formunu veya çok uzadığı zaman kaybetti diye atmayın sakın. Hemen kesin. O alttan tekrar tazeleyecek. Burada şu an taş taktik var. Onu da ileride size nasıl çelikliyor, nasıl büyütüyor anlatacağım. Yani bizim bir serayı sulayıp gübrelememiz 4-5 saati buluyor. Yani bir günümüz neredeyse oraya gidiyor bir seraya. Sulamada da gübrelemede de acele etmiyoruz.
bitki ihtiyacı olanı alması gerekiyor. Biz bunu pompayla atıyoruz. Pompamız şu an dışarıda. Biraz gürültülü çalışıyor. Hortum uzun olduğu için 50 metreye buraya çektik onu. Şu an burası sessiz, yoksa yakınında olsak aşırı ses çıkarıyor. Neticede motor yani. Bu gübreler kısmında, yani hangi gübreyi kullanıyoruz, ileriki zamanlarda onun için ayrı bir çalışma yapıp, yani bildiklerimizi size anlatmaya çalışacağız. Boyu uzun olan bitkilerde, mesela bu sukulent gibi mesela, daha iyi su alıyor. Nasıl? Yapraklarına süsleme çarptığı zaman daha iyi akıyor dibine. Şu bitki şöyle yakından biraz çekeyim. Dediğim gibi 20 gündür sulama yapamadığımız için koyu renk, yani şu an koyu yeşil olması gerekiyor. Şu an rengini biraz değiştirdi. Neden? Susuz kaldığı için. Hava çok soğuk bitti. Yani havaların birazcık ısınmasını bekledik sulama yapabilmek için. Hem koyu renk, yani canlı yeşili gitti, hem birazcık kızardı. Bak şurada gördüğünüz gibi. Bu kızarma ve canlı yeşilliğinin gitme sebebi susuz kalmış olması. Bir de mesela yaprakları da, mesela suyu çekildiği zaman bitki sukulent genelde önce yaprağından yumuşamaya başlar. Eğer sukulentin yaprağı yumuşamışsa, yani yumuşak bir hale almışsa, anlayın ki susuz. Çok susuz yani. Burada mesela bir yöl var, siyah olan prenses çamı. Gördüğünüz gibi direkt ona da hemen gübre veriyoruz. Yani şu anda köklenmemiş. Şu an seranın camları iki taraftan açık.
akşam 7'ye kadar da böyle duracak. Çünkü bu verdiğimiz sulama ve gübrenin suyunun dalından tamamen kuruması gerekiyor. Hep bahsettiğimiz havalandırma burada çok önemli. Siz de bitkilerinizi sulayacağınız zaman dışarıya balkona çıkarıp sulayıp böyle güzel havalarda o gün akşama kadar balkonda tutup iyice suyu kuruduktan sonra içeriye alırsanız bitkinin ne kadar değiştiğini siz de fark edeceksiniz. Havalandırma çünkü bu işte çok önemli. Yani suladığınız zaman o dalındaki suyu hava akımıyla kurutması gerekiyor bitki. Burada yine 104'de farklı sukulent çeşitlerimiz var. İleriki zamanlarda hepsini anlatırız size. Köpük viyörler çok çabuk su kaybeder. Onu daha önce söylemiştik. Onun için onların sulamasına kullanırsanız biraz daha dikkat edin. Bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar hep yapraktan patlayıp dikilen sukulentlerdir. Şuradakiler. Biz gübrelememize devam ediyoruz. Bir başka gün, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Size hayırlı günler. Herkese kolay gelsin.